Selim merhaba. Merhaba. Nasılsın canım? İyiyim. Bak bugün farklı bir çekim yapacağız seninle. Evet. Evdeyiz. Bak Mercedes-Benz'den bize bu tabelalar geldi, trafik işaretleri. Çok güzel. Bir de biz kendimizin böyle aldığımız daha önce bir puzzle'ımız var. Yollar, işte üstünde hastaneler var, işte evler, balıkçılar, parklar, sirkler, luna parklar ve yollar tabii ki. Bir de oturma yeri. Tabii ki. Bir de inşaat. Evet. Şimdi bu tabelaları. Bir de ev, bir de benzinci. Tabii. Her şey bir var. Bir de oncakçı. Evet. Bu puzzle'ın üstünde. Bir de doldurmacı. Var. Şimdi bu tabelaları. Bir de gözlükçü. Bir seninle de konuşmak istiyorum. Tabii ki. Çok şey var üstünde. Bak her şey var. Şimdi bir tane tabela al, başlayalım. Hangisini konuşmak istersen. Evet, tamam. Şimdi o tabelayı bir yol kenarına koyduk mesela, tamam mı? Burada duruyor mesela. Mesela dur bakalım neresi? Şurası olsun mesela, bak. Burası olsun. Şimdi araba geldi. Bu tabela ne demek Selim? Park edebiliriz. Aferin sana, park edebiliriz. Demek ki bir araba gelip buraya park edebilir. Bu tabelayı öğrendik. Hadi şimdi başka bir tabela alalım. Mesela şunu aldım. Bu kavşağa koydum. Bak, tabelada ne yazıyor Selim? İngilizce stop. Evet, stop. Türkçe'de öyle yazıyoruz gerçi. Stop ne demek? Dur. Dur demek. Şimdi bak, kamyon gelsin. Hayır bak, ama tabela kamyona doğru olacak şöyle. Ha, o yoldan geldi mesela. Burada stop. Ne yapıyor kamyon? Duruyor. Bu yoldan gelen giden var mı bakacak. Gelen giden yoksa devam edebilir. Anlaştık mı? Tekrar o tabelayı diyelim. Anlaştık değil mi? Stop tabelasını da öğrendik. Evet, tekrar ama o tabelayı istiyorum. Tamam, al bakalım. Mesela burada duruyormuş o tabela. Sen şimdi ne yapacaksın? Buradan gelen araba duracak. Bu kamyon önce geçecek. Önce ben geçmek istiyorum. Ama stop yazan, onu gördüğün zaman duracaksın. Kural öyle. Yoksa kaza olur. Stop kime doğruysa, mesela kamyona doğruysa, kamyon duracak, bekleyecek, sen geçeceksin, sonra kamyon geçecek. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Bu tabelayı da şöyle koyalım. Bunu da öğrenmiş olduk. Üçüncü tabelamız neymiş? Şunu alalım. Bak. Evet. Bunu böyle koyduğun zaman Selim, bir araba buradan böyle geldi. Ne yapması lazım? Yayalar geçer. Yaya buradan önce geçecek. Sonra sen geçeceksin. Aferin sana. Bunu da yerine koyuyoruz. Bakalım. Şimdi bak. Hangisini istiyorsun? Tamam, sen seç. Bir tabela seç. Tamam. Bak, bununla beraber güzel olur o. Bu ikisiyle beraber güzel olur. Evet, sen öyle bloklarla bir tane hastane binası yapmıştın. Onu koyalım bir yere haritada. Bak şurası mesela hastane olsun. Önünde de hem bu tabela var hem de bu tabela var. Şimdi bu önündeki yoldan bak gel, arabayla böyle geçiyor. Geçiyorsun bu tarafa doğru geçiyorsun mesela. Bu iki tabelayı görünce ne anlıyorsun Selim? Evet, yok değil mi? Yok. Bip bip yapmak yok. Yani korna çalmak, klakson çalmak yok. Neden? Çünkü burada ne var? Hastane. Evet, hastane var. Hastanede insanlar uyuyor olabilirler, hasta olabilirler. O yüzden orada gürültü yapmıyoruz değil mi? Evet. Bu tabela aynı zamanda Selim, sırf hastanelerin önünde değil, okul önünde de olabilir, başka bir yerin önünde de olabilir. Ses yapmamak gerekiyor oradan geçerken. Bunları da öğrendik. Hadi başka yoksa tabela. Okuldaki öğrencilerin dikkati dağılır. Aferin sana. Çok haklısın. Şimdi bakalım başka bir tabela. Hangisini konuşmak istiyorsun? Bunu. Göster bana. Bu. Bu mesela şurada dursun. Araba geldi. Ne demek şimdi bu tabela? Giremezsin. Ne giremez demek? Motorlu araçlar. Aferin sana. Motorlu araçlar giremez. O zaman buraya geldi mesela. Ne yapacak sonra? Sadece yayalar geçebilir. Evet. O yüzden o bu tarafa gelecek bak. Buradan geçecek. Demek ki bu yola girmek motorlu taşıtlar için yasak. Aa, burada inşaat varmış. Aferin sana. Buradan gideyim bari. Git bari.
Bu tabelayı da öğrendik. Şimdi başka bir tabela getir bakalım. Neymiş bakalım. Önce şöyle bakalım. Ha, tam da yerine denk geldi. Bak burada var. Şunu koyalım o zaman. Bununla ilgili bir tabela daha var Selim. Bak dikkat et tabelası. Şu da şöyle olabilir. Bak bu iki tabela sana ne diyor? İnşaatta geç. İnşaatta dikkat et. Aynen öyle. Bak inşaat var diyor. Dikkat et diyor. Hızını azalt diyor. Yavaş yavaş dikkatlice geç diyor. Ben zaten 70'te gidiyorum. Aferin sana. Aferin. Hız sınırı neyse ona uyuyoruz. Şimdi bu tabelaları da koyduk. Burada 90'la gidiliyor. Bak burada zaten inşaat için kamyonumuz da varmış. Orada dursun. Şimdi Selim. İnşaat için bir şey daha var. Var mı? Tamam. Ver bakalım. Şunu mu almak istiyorsun? Şunu. Evet. Tamam al bakalım. Bir de bunlar. Bir de bunu. Tamam. Onlar inşaatın orada dursunlar. Şimdi biz tabelalara devam edelim ama. Şimdi bak demin incelediğimiz tabelalardan bir tane daha benzer bu. Çünkü deminkinde bak şurada bu okul önüne konan öğrenci yaya geçidi anlamını taşıyordu. Bu normal yaya geçidi Selim. Önce bunu bir daha anlatalım bak. Önce bunu. Bunu mu? Tamam. Önce bunu anlatalım. Bak ben bu ne demek biliyor musun Selim? Evet. Karşılıklı gidiş geliş bir yol olması lazım burada. Ben bak, buradan geliyorum. Gelirken sana kırmızı olduğu için karşıdan gelen siyah. Araca... Ben ama siyahtayım. Tamam. Sen siyahta olman için şöyle olması lazım. Bak şöyle. Çünkü bu tabelayı kim görüyorsa o sağdan geldiği için ona kırmızı. Ben sana yol vereceğim. Bak sen geçeceksin. Sonra ben geçeceğim. Anladın mı? Bu tabela öyle. Öncelik karşıdan gelene ait demek. Yani bu tabelayı gördüğünde Selim durup yol vereceksin. Önce karşıdaki geçecek. Bak, bak yazıyor. Bana, karşıdan gelene yol ver. Bana kapalı bak. Ooo kepçe senin önünü kapamış. O zaman ne olur? O zaman ama polis gelir. Polisimiz neredeydi? Ha da çekici gelir. Bak çekici gelir. Çekici gelir. Nani 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 nani. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Burada durulmaz der. Bunu alır götürür seni yolunu açar. Şimdi Selim şu tabelada kalmıştık. Gerçi bunu öğrendik. Neydi bu? Normal. Bu ne demekti? Şu. Yaya geçidi. Evet. Bu böyle yaya geçidi uyarısı. Yaya geçitlerinden önce yayalar geçiyor sonra otomobiller 70. Geçiyor. 70. Oo 70 rakamları da öğrendin mi sen 4 yaşında bakayım. Evet 70. Bu ne demek Selim? Dur ben önce şu geçeyim. Tamam. 70 yazan bu tabelayı görünce ne yapıyoruz? Ben zaten 70'te gidiyorum. Heh, en fazla 70'le gidebilirsin diyor bu tabela. Bu tabelaların çeşitli versiyonları var. 30, 50, 70, 90, 110, 120 gibi. Ama burada bazen, kaç yazarsa maksimum o hızla gidebiliriz. Bazen 90, 105, 16'da. Evet 90 yazıyor bazen, bazen 100 yazıyor. Bu tabelayı da öğrendik. Bazen de 90, 105, 16 geçiyor. Bu ne demek Selim? Bisiklet gelemez. Aynen öyle. Mesela şurada olsun o. Burada dursun mesela. Bu yola bisiklet giremiyor. Bu yola diğer araçlar girebiliyor. Otomobil girebilir. Başka şey girebilir. Motosiklet girebilir. Demek ki bisiklet giremiyor buraya. Bak arkasında da yazıyor zaten. Bisiklet giremez. Bunu da koyduk şuraya. Dört tabelamız kaldı. Seç bir tanesini. Sonra ne yapacağız? Sonra çekimimiz bitecek. Oynamaya devam edeceğiz. Bak dört tabela. Bir tanesini seç onu konuşalım. Ya tekrar çekmeye başlamak istiyorum. Tamam başlarız tekrar. Tekrar ama şu dört tabelayı bitirmemiz lazım. Bugün bak şunu konuşalım. Çok güzel bir çekim oluyor değil mi? Bak Selim bu ne demek? Kırmızı ışık, sarı ışık. Bir de yeşil ışık. Bunlarda ne yapıyoruz? Bak ışıklı işaret cihazı. Bak tam burada var. Gördün mü? Haritada var bak. Bu burada duruyor. Şimdi sen arabayla git oraya doğru. Ben burada. Bir saniye. Ben şöyle karşıya geçeyim. Selim kırmızı ışıkta ne yapıyoruz?
Sarı ışıkta? Hazırlanıyorum. Yeşil ışıkta? Gidiyoruz. Aferin sana, çok teşekkürler. Çok akıllısın. Bak, 3 tabelamız kaldı. Tek zaman mı yapalım? Yapalım canım. Önce şu 3'ünü bitirelim, sonra tekrar çekelim. Bak, bu 3 tabeladan. Bak, bu. Aa, U dönüşü. U dönüşünü çekelim önce, tamam. Bak, bu. Ne demek bu? Burada duruyorsa bu tabela mesela ne demek? Ne demek Selim? Seni dinliyoruz. U dönüşü. Ne demek U dönüşü? Yapılır mı, yapılmaz mı? Yapılmaz. Evet, yapılmaz. Demek ki bak, araba gelip de buradan böyle gelip buradan böyle U dönüşü yapamaz. Yaparsa ceza olur. Bir de güvenlik açısından iyi bir şey olmaz. Çünkü demek ki yasaklamışlar ki bir tehlike var orada. Ben U dönüşü yaptım. Şimdi bakalım bu neymiş Selim? Bu da demin incelediğimiz bir tabelaya benzer bir tabela. Bu ne demek canım? Cevap bekliyoruz senden Selim. Sen söyleyebilirsin. Ben söyleyeyim. Bak, üstünde neler var? Motosiklet var. Bir de araba var. Motorlu taşıt giremez. Yani şu ama tabelayla. Ama ben giydim. Bak, şu tabelayla çok benzer işaret bu da. Bunlar varsa oraya motorlu taşıt giremiyor. Ben giydim abi. Son olarak son tabelamız. Bak, bunu gösterelim şöyle. Ben onu park yasaktır. Buraya park edersen Selim, çekici gelir. Senin aracını çeker götürür. Gel bakalım buraya. Getirdi. Aldı getirdi, gördün mü? Bir de polis gelir. Ceza kesersen oraya park etme. Sana ceza keserim. Tamam mı? Ben park etmedim. Evet. Görüşürüz bir sonraki videoda. Ben seni çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz. Çok güzel bir şekil. Evet.